Evet, merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz reaksiyon hızı. Hemen başlığımızı atalım. Reaksiyon hızı. Şimdi bir önceki konumuz neydi? Kimyasal tepkimelerde enerji, yani bir reaksiyon sırasında gerçekleşen ısı değişimiydi. Burada da reaksiyonların, yani tepkimelerin hızlarını inceleyeceğiz. Günlük hayatta şöyle baktığımız zaman bazı tepkimeler çok hızlı gerçekleşirken bazı tepkimeler çok yavaş gerçekleşiyor. Mesela kağıdın yanması olayını düşünün. Belli bir sürede gerçekleşirken demirin paslanması olayını düşünürseniz demirin paslanması yıllar alan bir tepkime. İkisi de bir kimyasal tepkime midir? Evet. Veya yemeklerin bozulması. Orada da bir kimyasal tepkime var mı? Evet, belli bir sürede gerçekleşiyor. Veya bir bombanın patlaması. Orada da bir kimyasal tepkime var. O da belli bir sürede, mesela saniyelerle ifade edebileceğimiz bir sürede gerçekleşiyor. Demek ki her tepkimenin hızı aynı değil. Tepkimenin cinsine göre hızlar da değişkenlik gösteriyor. Şimdi reaksiyon hızını RH şeklinde gösterirsek şöyle formülize edebiliriz. Madde miktarındaki değişim, madde miktarındaki değişim bölü zaman aralığı. Ne demek? Belli bir tepkime verecektir. Belli bir tepkime sonunda acaba reaksiyon hızında nasıl bir değişme vardır? Madde miktarındaki değişim dediğim bu miktar mol olabilir, gram olabilir, molarite olabilir. Zaman aralığı dediğim saniye olabilir, dakika olabilir, gün olabilir, yıl olabilir. Yani bu ikisinin birbirine bölümü de bu tepkime hızı denklemi ortaya çıkıyor. Bir örnek üzerinden gösterirsek daha iyi anlaşılır. Böyle bir örnek yazalım. 8,8 gram C3H8 bileşiği 2 litrelik bir kapta. Yeterince 2 litrelik bir kapta yeterince O2 ile 10 saniyede yakılıyor. Buna göre karbondioksitin oluşma hızı kaç mol bölü litre saniyedir? Bu şekilde yukarıdaki formülümüzü kullanarak bu sorunun cevabını bulacağız. C3H8'in yanma tepkimesini yazmamız lazım. C3H8'i yandığımız zaman burada açığa çıkan nedir? Organik bileşikler yandığı zaman açığa çıkan karbondioksit artı ve su. Hemen tepkimeyi denkleştirelim. 3 tane karbon var. 4 tane, 8 tane hidrojen var. 4 koyduğumuz zaman 3, 2, 6 oksijen oluyor. 4 de burada. O zaman buraya ne koymam lazım? 5 koymam gerekiyor. Bana hız soruluyor. Neyin hızı soruluyor? Karbondioksidin oluşma hızı soruluyor. Birimin cinsinden mol bölü litre saniye. Zaten şuraya dikkat edin. Mol bölü litre ne demektir arkadaşlar? Mol bölü litre molarite. Yani soru aynı zamanda şu şekildedir. Molarite bölü saniye soruluyor bize. Şimdi karbonun molekül ağırlığı 12. Karbon 12. Hidrojenin molekül ağırlığı 1. O zaman hemen 8,8 gram olduğuna göre N eşittir M bölü MA'dan. N eşittir M bölü MA'dan. 8,8 bölü karbon 12 olduğuna göre 36, 8 toplamda molekül ağırlığı ne gelir buradan? 44 gelir. 44 yazdım. O zaman 0,2 mol değil midir bu? Yani harcanan CH3 0,2 mol. Bana C3H8'i mi soruyor? Hayır. Karbondioksidi soruyor. O zaman onun molüne bir geçiş yapalım. 1'e 3 oranı yok mudur?
O zaman 0,2 mol ise burası toplam 0,6 mol müdür? Peki bir şey daha yapmamız lazım. Kaç litrelik bir kap? 2 litrelik bir kap. Neye çevirmem lazım bunu? Moleriteye. Molerite eşittir N bölü V'den 0,6 mol bölü 2 diyorum. Demek ki 0,3 molar. Demek ki arkadaşlar 10 saniyede 0,3 molar oluşmuş. Bana neyi soruyordu? Oluşma hızını soruyor. Reaksiyon hızının formülü nedir yukarıda? Reaksiyon hızı dediğim hemen madde miktarındaki değişim 0,3 molar bölü 10 saniye reaksiyon hızı 0,03 molar bölü saniye ya da 3 çarpı 10 üzeri eksi 2 molar bölü saniye. Molar bölü saniye aynı zamanda molarite neydi? Mol bölü litredir. Yani bize istenen mol bölü litre saniye bu şekilde bulunmuş oldu arkadaşlar. Bu formülü sadece bu tip sorularda kullanacağız. Yani çok çok karşımıza çıkan bir formül değildir arkadaşlar. Böyle bir soru sorulduğu zaman bu formülü rahatlıkla kullanabilirsiniz. Arkadaşlar bununla ilgili bir örnek daha yapalım. Bir örnek daha yapalım. Bir denklem var. Karbon monoksit gazı artı 1 bölü 2 O2 gazı, dikkat, karbondioksit gazı. Denklemine göre ...0,8 mol oksijen gazı yeterince karbon monoksit gazı ile 1 dakikada tepkimeye girip 0,5 mol olarak artmaktadır. 0,5 mol olarak artmaktadır. Buna göre karbon monoksidin oluşma hızı kaç mol bölü saniyedir? Hazır denklem verilmiş arkadaşlar bize. Bu denklem üzerinden hemen sorumuzu çözelim. Şimdi madde miktarındaki değişimden bahsediyoruz. Ne kadar harcandığını bulacağım. Karbon monoksit artı 1 bölü 2 O2 karbondioksit. Başlangıçtaki bana verilen başlangıç değeri ve son durum değerleri önemli. 0,8 mol var mıydı? Tepkime başlamadan önce 0,8 mol var. Ve tepkime sonunda ne kadar kalmış? 0,5 mol kaldığı görülüyor arkadaşlar. Tepkime sonunda. Benim ihtiyacım olan nedir? Kalan mı? Hayır. Ne kadar harcanmıştır? Aradaki önemli. Demek ki 0,3 mol harcanmış arkadaşlar. Ve soruda karbondioksidin oluşma hızını sorduğuna göre 0,3 mol. O zaman dikkat edin. 0,5'e 1 oranı yok mudur burada? Yani 2 katı mıdır? Demek ki bundan da 0,3 mol harcandığına göre karbon monoksitten de 0,6 mol harcanmıştır. Bitti mi? Hayır. Ne yapmam gerekiyor buradan sonra? Reaksiyon hızını soruyor. 0,6 bölü 1 mi diyeceğiz? 1 dakika için mi? Hayır. Dikkat edin, mol bölü saniye. O zaman bu 1 dakikayı da 60 saniye olarak ele alacağız. 60 diyeceğiz. 6 çarpı 10 üzeri eksi 1 bölü 6 çarpı 10 üzeri 1'den arkadaşlar. 6'lar birbirini götürecek. 10 üzeri eksi 2 mol bölü saniye olarak karşımıza çıkacak. Bu kısımla ilgili iki tane örnek yeterli. Konunun anlaşılması için bu şekilde iki örnek çözmüş olduk. Ne? Reaksiyon hızına giriş kısmıydı. Devam edelim. Arkadaşlar, bir reaksiyonun gerçekleşmesi için
Bir reaksiyon kendiliğinden gerçekleşmez. Yani şu anda bulunduğumuz ortamda hidrojen ve oksijen gazları var mıdır? Evet. Hidrojen ve oksijen gazları her an suyu oluşturuyor mu ortamda? Hayır. Demek ki ortamda gerekli elementler var diye hemen bir reaksiyon gerçekleşecek midir? Hayır. Bu reaksiyonun gerçekleşmesi için bazı durumlar söz konusu. Şimdi çarpışma teorisi diyorum. Çarpışma teorisi. Biraz bundan bahsedelim. Ne demek istiyoruz burada? İki tane molekül ele alalım.